Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşım Letizia ile beraber yılbaşı pastası yapacağız. Merhaba, evet bugün yılbaşı pastası yapacağız. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Evet, şimdi tarifimize geçelim. 4 tane yumurtamızı kabımıza aktarıyoruz. Evet, şöyle. Yumurtalarımızı kabımıza aktardık. Şimdi bir su bardağı şekerimizi aktarıyoruz. İyice şeker eriyene kadar, bembeyaz olana kadar karıştırıyoruz. Tabii mikser yardımıyla biz yapacağız. Yumurtamız bembeyaz olana karıştırıyoruz ve ılık su, birazcık ılık su ekleyeceğiz. Şöyle iyice karıştırsın. Yumurtamız beyaz olana kadar çırptık. Şimdi bir su bardağı sütünü, sonra da yağımızı ekleyeceğiz. Şimdi de bir bardak yağımızı ekliyoruz. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Mikserle çırpmayacağız artık. Elimizle çırpacağız. Karıştıktan sonra çektiği kadar unu, kıvamını göstereceğim. 3 yemek kaşığı kakaoyu, vanilyamızı, hamur kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Böyle. Evet, unumuzu koyduk. Şimdi kabartma tozumuzu, vanilyamızı ekleyeceğiz üstüne. Dökleteceğim. Şimdi eliyoruz. Yemek kaşığı da kakao ekleyeceğiz. Şöyle havasını söndürmeden İçine biraz daha un ekledik. Şöyle tepsimizi de hazırladık. Biraz un, birazcık da yağ ile üstünü sürdük. İçine çikolata parçacıkları ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Şöyle rengi çok güzel oldu. Kıvamını da size şöyle gösterelim. Bakın. Kek hamuru kıvamı gibi. Hepimiz de. Şimdi tepsimize döküyoruz. Ben de Letizia'ya yardım edeceğim. Şöyle boşaltalım. Güzel gözüküyor. Şöyle bir alayım. Sıyırayım kabımızdakini. Önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza gönderiyoruz. Şimdi çikolata sosu yapımını göstereceğiz. Ben hazır çikolata sosu kullanacağım. Şöyle döküyorum. 2,5 su bardağı da süt ekleyeceğiz. Letizia eklesin. Şöyle iyice boşaltın şunu. Şöyle karıştıracağız. Ocağımızın altını yakıyoruz. Böyle karıştırıyoruz.
Bir bardak krema ve bir bardak sütü karıştırıyoruz. Şimdi bir bardak sütümüzü ekleyeceğiz. Şimdi karıştırıyoruz. Çikolata sosumuzu pişirdik. Şimdi çikolatalarımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz çikolatalarımız eriyene kadar. Böyle. Yani ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi sütümüzü ve kremamızı dökeceğiz. Bu arada buraya bir bardak süt ekledik. Şimdi döküyoruz. Karıştırdık sonra. Şimdi biraz fırından çıktıktan sonra birazcık dinlendirdik. Eğer ilk sıcağında ekleseydik kekimiz çamur gibi olurdu. Şöyle o içine çekecektir. Kekimizi kremalı sütle ıslattık. Gördüğünüz gibi çok güzel çekti. Şimdi çikolata sosumuzu üstüne dökeceğiz. Şimdi döküyoruz. Bunu sıyıracağız. Çikolata sosumuzu pastamızın üzerine döktük. Çikolata sosumuzu yaydık. Şimdi üstünü süslemeye geçeceğiz. Şimdi yılbaşı pastamızı Hindistan cevizini şöyle süslüyoruz. Evet, pastamız hazır. Evet, şöyle yılbaşı pastamız bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çok güzel oldu.